Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Hakikaten hem uygun hem de güzel iki tane villa tanıtımı için geldim. Birini çekeceğiz. Bir tanesini de yani aslında proje aynı. Tabii detaylı anlatmam gerekiyor. Yan tarafta çam ağaçların görüldüğü kısım orası normal alanı. Yani buradaki villaların ortak kullanım alanı. Orada hiçbir şekilde arsa yok. Tabii şurası da Körcepe olan yerde bir villa gelecek. Ortak bahçe alanımız mevcuttur. Villa full tadilat görmüştür. Gayet güzel, şirin bir ev değerli arkadaşlar. Müstakil girişli, müstakil bahçeli, harika bir yer. Şimdi öncelikle bir bahçe alanını tanıtalım. İçeriye doğru girerken son derece güzel bir bahçe alanımız var. Aynı zamanda varanda alanımız çok geniş. Tabii bahçe duvarı burada yükseltilmemiş. Yeşil tellerle çevrilmiş. Gayet geniş bir bahçeye sahibiz. Montalama sistemi yapılmış. Ses ısı yalıtım sistemi yapılmış. Aynı zamanda kamera sistemleri de görüyorsunuz. Kameralarla da korunuyor. Kamera kayıt cihazı şu anda yukarıda değerli arkadaşlar. Bahçe alanı hakikaten çok güzel, çok geniş bir bahçeye sahibiz. Yani tabii Aydın Didim Çamlık Mahallesi dediğin zaman gerçekten elit bir mahalle. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Yani 1000 metre diye düşünelim. Gördüğünüz üzere son derece geniş bir terası var. Aynı zamanda 2 tane de balkonu mevcuttur. Şimdi evin içerisine doğru girelim. Evde neler var neler yok hepsini size izahatını yapacağız. Ama tabii dediğim gibi 2 tane bitişik nizamdır. İkisinin de girişi ayrıdır. İkisi aynı projedir. Ben bir tanesini tanıtacağım. Tabii siz hangisini isterseniz onu düşünebilirsiniz. Şimdi çelik kapının karşısına gelince şöyle geniş bir varanda alanımız var. Onu da size göstermek açısından şöyle bir etraflıca dolaşalım. 30'a 60, 30'a 60 yarım at kalebodur döşenmiş değerli arkadaşlar. Tabii isterseniz bunun üzerine bir pergola alanı falan da yapabilirsiniz. Bence gerek yok çünkü böyle daha iyi diye düşünüyorum. Açık havada güzel bir keyifli zaman geçirebilirsiniz. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Tabii şu anda panjurları açmışım ben. Full panjurları var. Sineklik sistemi var. Görüntülü diyafonu mevcuttur gördüğünüz üzere. Burada görüntülü diyafon da mevcut. Komple tadilat görmüş bir alanımız. Tabii mutfak kısmına geçelim buradan da. Hemen mutfakta şöyle buzdolabı yeri, fırın, setüstü ocak ve gablombaz yerimiz mevcut. Devam ediyoruz. Bulaşık makinesi, granit mermer, aynı zamanda çelik evye mevcuttur. Gayet güzel. Basamaklar çok hoş. Basamaklara baktığınız zaman ahşap basamak, hem korkulukları hem basamağın kendisi. Devam ediyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Birinci katta 2 tane yatak odamız, bir genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Hemen ilk etapta sol tarafa geçelim. Birinci yatak odamızı bir gösterelim. Dediğim gibi full tadilat görmüş, iskanlı, resmi evraklarında hiçbir sıkıntı yok. Gayet geniş, güzel bir odaya sahip burası. 3 yol ağzı değerli arkadaşlar, 3 yol ağzı Aydın Didim Çamlık Mahallesi. Evet, odamız bu şekilde lamine parkesi süpürgeliğe gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. İç kapılarda lakya kapı yapılmış. Burada da bizim bir çocuk odası mevcut değerli arkadaşlar. Çocuk odası tam eski yapı olduğu için bu karska yapılmış. Yani asmalen tabla değil, tavan yüksekliği 2 metre 70 santim değerli arkadaşlar. Şimdi hemen çocuk odasının önünde de bir balkon alanımız var. Dediğim gibi Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Elit bir mahalledeyiz. Çok talep var. Miraç Emlak olarak biz çalışıyoruz. Tabii uygun yerler ve pahalı yerler bizde mevcuttur değerli arkadaşlar. Bugün burada size çok uygun bir yer tanıtımı için geldim. Aynı zamanda kalorifer tesisatları falan hepsi döşenmiş. Yani hiçbir problem yok. Şurada bir genel banyomuz var. Onu da bir gösterelim sizlere. Gayet güzel, geniş, ferah bir banyo. Tabii temizliği yapılmamış. Yerler biraz kirli gözüküyor. 90'a 90 oval duşakabin yerleştirilmiş buraya. Gördüğünüz üzere klozet alanımız buraya yerleştirilmiş. Hilton dolabı, aynamız, aynı zamanda çift açılımlı vasıtas penceremiz de mevcut. Banyolarda olmazsa olmazlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Şimdi tekrar müştemilat kısmına çıkıyoruz. Yani 2,5 kattır villamız. Üst kata çıkıp videomuzu sonlandıracağız. Gene son derece güzel ahşap merdivenler
Bayağı da yakışmış değerli arkadaşlar. Üçüncü odaya geldiğimizde, üçüncü odamız ebeveyn banyoludur. Bir teras, bir balkonu mevcuttur. Kamera sistemleri demiştim. Şurada bilgisayar sistemi var. Kameradan zaten etraflıca evin güvenliğini falan görebilirsiniz. Yatak odamız bu şekilde. Ebeveyn banyo demiştim. Hemen banyoya da bir bakalım. Gene 90'a 90 duşakabin, kloze, Hilton dolabı, yine çift açılımlı vastas penceremiz mevcuttur. Gayet güzel, şık bir banyo. Tabi tadilat yapılmış. Tadilatı da bana göre çok güzel yapılmış. Hemen ufak bir balkonu mevcut gördüğünüz üzere. Burada da hani depo olarak kullanın, hava almak için kullanın. Güzel bir yer. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Gayet güzel geniş bir terasımız mevcuttur. Tabi yan tarafta gördüğünüz üzere gerek şu karşı bina, gerek şu katlanır camla yapılmış olan yeri görüyorsunuz şu anda. Burayı da aynı şekilde yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü gayet geniş bir alan. Buraya pergülesini attıktan sonra katlanır camla yaptığınız zaman burayı kış bahçesi olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda buraya su tesisatı, temiz su, pil su giderleri mevcut. Buraya bir mutfak dolabı da yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bugün Miraç Emlak olarak biz Didim'in her bölgesinde iddialıyız, varız diye geldik. Bugün Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Yani Çamlık Mahallesi bilenler biliyor. Didim'in en elit yerlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla 3 artı 1, 2 banyo, 2 WC'den oluşan bir villa tanıttık. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar, 1 milyon 250 bin TL. 1 milyon 250 bin TL, az da olsa bir pazarlığımız mevcuttur. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.